Efendim selamlar selamlar selamlar. Arkadaşlar bugün kanalın ilk süpersonik efsane rütbesini içeren videosuyla karşınızdayız. Şimdi bugün ne yapacağız? Ligde SSL takım burada. İşte kim var? Reisyen var. Cizyen var. Furkan var. Karşıda da FlyHigh Rocketeers takımı. Zaten biliyorsunuz onlara karşı 1-0 ve 9-0 yenilmiştik yani. Koymuşlardı bize. Saix, Eliz ve Kuli var. Bu iki takımın maçını izleyeceğiz. Bu taraf büyük şampiyon, bu taraf süpersonik efsane. Hadi bakalım kimin gözünden izleyelim? Kuli'nin gözünden izleyelim ya bu sefer. Bir değişiklik olsun. Kuli'nin gözünden yapıştıralım abi, görelim bakalım. Şimdi yani aradaki farkları yorumlamak benim çok haddime değil ama dinden döndüğümce bir yani Diamond ve şampiyon oyuncusu gözüyle yorumlayacağım. Bakalım farklar neymiş abi. Bu arada bunu AutoCam yapamıyorsak çok iyi oluyor ya. Dur bakayım Director bu ne? Bu değil abi. Şu AutoCam. Bunu AutoCam'dan yapalım bakalım. Ha böyle de olmuyor. O zaman dur Director alalım böyle izleyelim abi şimdi. Ya da yok ya. Birisinin gözünü izleyelim ondan sonra deneriz yine. Şuradan abi Kuli'nin gözünden izleyelim ya. Tamam bu arada Lig Discord'unda birinci hafta maçları tamamlandı. İlk 3 günü tamamladık arkadaşlar. Fikstürler, puan durumu her şeyi YouTube toplulukta paylaşıyorum. Aynı zamanda Discord'a da gelebilirsiniz. Ve sizden bir ricam var. Bu ligde atılmış olan goller için bir TikTok hesabı açtık. O hesabı da yorum ve açıklamada bulabilirsiniz. Orayı takip ederseniz sevinirim. Zorunlu değil ama destek olun yani. Instagram'da açacağız. YouTube Shorts'ta açacağız. Ama orayla ben ilgilenmeyeceğim. Orası için iki tane ekip arkadaşı kattık bünyemize. Onlar ilgilenecek. Yani bu lig işini ya böyle şey gibi düşünün abi. Bir proje gibi aynı büyütmeye çalışıyoruz. Yani bayağı kasıyoruz ve ciddiye alıyoruz. Umarım hoşunuza gider. Çünkü yani Rocket League Türkiye'de böyle bir şey şu ana kadar olmadı. Ve bunu yapmak harbiden zor. Kolay değil yani. Ben de girdikten sonra demiş hani zor bir işin altına imza atmışım diye. Tabii başarılı değil şu an hala devam da ediyoruz. Yani kanıtlamamız gereken bazı şeyler var ama iyi gidiyoruz. Discord'da 1000 kişiye ulaşmak üzere 1000 kişi yapabilirsek çok güzel bir sürprizim olacak. Discord linki de açıklamada sağlam bir çekiliş patlatacağım gibi duruyor. Açıklama ve yorumda bütün detaylar var. Şimdi bir dakika yettik abi. Öyle mi sıkıntı yok koyamadı. O zaman şöyle yapalım. 4.20'den başlayalım. Çok şey kaçırmadık zaten. Burada Furkan vuruyor. Tamam boşa kalıyor. Kuli vuruyor. Reizem kaçırıyor burada. Nasıl kaçırmış o biraz şans olmuş herhalde. Burada dönüyor. Bak fark ettiyseniz benim ilk söyleyeceğim şey buz kullanımı aşırı iyi. Aşırı iyi yani onu söyledim. Ama ben bu kameradan yine tatmin olmadım arkadaşlar. Böyle izin. Buz kullanımı gerçekten çok iyi ve yani buz bir dakika dayanmıyor abi. Şu yani yüzük buzlar var ya arkadaşlar. Onları bir dakika sonra göremiyorsun ya da 10 saniye sonra falan. Bak gitti. Ve full havadan oynuyorlar. Bak. Şu paslara bak abi. Bunu şampiyonla Diamond'da göremezsin. Lazium atıyor. Furkan'a. Furkan oradan çıkıyor. Reset deniyor. Olmuyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Beyaz takım şu anda ligde birinci sırada veya ikinci sırada olması lazım. Team RJS, mavi takımda FlyHigh Rocketeers, onlar da ilk 4'te falan. Yani bu maç ligin üst sıralarını ilgilendiren, ya yani şampiyonluğu ilgilendiren bir maç. Şu anda ligin 1 bölü 3'ünü tamamladık dediğim gibi. Detaylar zaten Discord'da var. GGM'den bu arada iyi bir dribble da onu nereye yapmış ben anlamadım abi. Bir bakalım. Ha, arkadaşına atıyor. Oğlum adamlar arkadaşına pas atarken bir dribble yapıyor. Yani burada güzel bir şut GZM'den Elise çıkarmış. Bak baskılıyorlar gördüğünüz gibi. Ya şunu söyleyebilirim. Kendimce böyle bir şampiyon gözüyle yani çok bir fark yok aslında. Yine var ama sadece SSL'lerle şampiyonların yaptığı şey aynı ama SSL'ler bir tık daha iyi yapıyor gibi. Ya mesela nasıl anlatayım bu durumu size? Şampiyonla elmas arasında ciddi bir fark var değil mi? Hani şampiyon mesela Philippe Reset'i daha rahat alabiliyorken elmas bayağı zorlanıyor. Ama buradaki olay biraz artık herkes bir mekanik çözdüğü için daha iyi yapma, daha hızlı yapma, karar mekanizmasını daha doğru verme olayına geliyor. Karar mekanizmasını işte daha doğru karar alma olayına geliyor. Bir de yani Team RJS'nin de kimyası bayağı iyi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu kamera açısı umarım iyidir arkadaşlar.
Ya çok kötü değil ama pek iyi olduğunu da söylemem, fakat ilerleyeceğiz. Burada Furkan tutuyor. Şimdi buraya bir bakmamız lazım. Bakalım burada ne gelecek. Güzel baskılıyorlar. Kuli geliyor bir de. Bak iki kişi ön tarafta, gördüğünüz gibi sayısı gitti. Niye? Çünkü yani iki kişi aynı anda buraya puşlamaları mantıklı değil. Bak gördüm, Eliz geldi. Yani bu dediğim işte rotasyon olayı çok iyi abi. Burada bir double commit mi olmuş, bir dakika. Cinsem ve Reisem arasında. Ona bir bakmam lazım. Bir dakika abi. Yok tamam. Reisem gitmiş orada. Yoksa zaten çok şaşırdım. Burada çok güzel bir şut. Bu şut da çok ekstra. Kurtarış da çok ekstra. Bak şimdi. Burada dur. Şöyle yapalım biraz da. Burada şimdi kule vuruyor. Gizem atmış pası. Aynen. Gizem Furkan'ı görerek oraya gideceğini bilerek pas atıyor abi. Yani bunu akıl etmek çok zor. Mesela ben ne yapardım burada? Atıyorum ben oynasam başta. Atabilirsem tabii. Furkan'ın olduğu yere pas atardım. Ama adamlarda öyle bir kimya var ki onun gideceği yeri hesaplayıp oraya topunu atıyor yani. Bildiğiniz matematik gibi bir şey abi. Ya benzetme yaptım. Matematik değil tabii ki ama yani matematiksel düşünüyorlar gibi sanki. Hesaplayıp direkt atıyor. Bu arada Elise'nin kurtarışı bayağı iyiydi. Şimdi burada böyle boş da. Flick kötü. Cizem'in önü boş. Burada agresif girmiş. Tutamamış. Sayex burada yanlış bir dakika, buraya bir daha izleme, tam anlamadım çünkü. Tamam, burada kalıyor. Sayex burada kuleye atmak istiyor. Kule tutamıyor. Burada hata kimin bilmiyorum. Furkan iyi kademe alıyor. Ve burada pozisyon çıkmasa da topu ki çıkmış. Sonra Reisiyem de atmaya çalışıyor ama kule devrede. Burada bir anlaşmazlık var sanırım. Furkan yine gidiyor. Görüyorsunuz ya, sürekli havada abi adamlar. Burada bir patlatma, sayısal olarak üstünler. Reisen bunu bilerek puşluyor biraz. Sayex iyi. Bir dakika, orada Sayex kurtar lan. Bir dakika dur. Kafa karıştı abi. Aynen, Sayex müdahale etmiş. Şimdi burada bir bakalım da herkes aynı tarafta. Bakalım ne olacak sonuç. Aynen tam dağılıyorlar. Sıkıntı yok. Benim çünkü 3 kişi aynı tarafta, nasıl yapacaklar? Ama şöyle söyleyeyim. Ben şu maçta olsam en az 20 top mu isterdim kafadan? 50 top gelse atıyorum, 20 top mu isterdim? Bak şu paslaşmaya baksana, bak. Tık. 2. Lezzem. Bir dakika dur abi. Şuraya bir daha isim. Burası harbiden çok değerli. Bak. Lezzem'den bu kim? Furkan'a. Furkan'dan Lezzem'e. Lezzem'den Cizem'e. Cizem'den tekrar Lezzem'e. Ama olmuyor. Ya burada harbi Barcelona paslaşması yapıyorlar abi. Bu ki ya. Yani şiir gibi oynuyor abi takımda. Kalite tartışılmaz. Burada yine yani bir rank farkı olduğu için oyunun üstünlüğü LJS takımında oluyor. Yani SSL tarafında, ama böyle gördüğünüz gibi Flyer Rocketeers takımı da oyunu böyle biraz daha geride karşılıyor. Daha haddini bilerek oynuyor. Çünkü gidip kendinizden yüksek rütbet bir takımı puşlamazsınız arkadaşlar böyle olduk yerde. Yani daha muhafazakar oynamanız lazım ki biz de Flyer Rocketeers'e karşılaşırken ilk maçta onu yaptık ve skoru öyle bir sıfırda tuttuk. Tabi şans sayılmazdaydı ve şey olmuştu. Biraz onlar da kötü oynamıştı. Ya ama önemli olan şu. Siz işinizi doğru yapın. Yani Rocket League'den bahsediyorum. Oyununuzu doğru oynayın. Şans yanınıza olur olmaz. O ayrı bir konu ama ilk kolay oyunu doğru oynamak. Şu anda doğru oynuyorlar. Ama birazdan maç kopacak. Burada şimdi bunu ben anlamadım abi. Bak Furkan vuramıyor burada. Vuruyor mu? Aynen, Flick deniyor, zayıf gidiyor. Burada Sayex'in yaptığı doğru ama işte riskli bir hareket ama tutmuş. O yüzden sıkıntı yok. Burada Gizem tekrar deniyor. Ve şöyle bir şey var. Acayip iyi puşluyor abi Gizem. Baksana bak. Mesela kim birisini de kıyaslamak istemiyorum ama A oyuncusu diyeyim. A oyuncusu bu riski almayabilir ve bak bir kere dokunuyor, iki kere dokunuyor, üç kere dokunuyor abi. Yani orada atak üstünlüğü aslında karşı tarafta ama yine de oradan şey yapmış, burada gol geldi. Ben alırken dur, buraya bir daha izleyeyim abi. Şu pozisyonu bir daha izleyeyim çünkü bayağı kafam karışıyor, oyun çok hareketli. Şimdi bir bakalım.
Kim nerede abi? Lezyen burada. Furkan burada. Cizem de topu hani talis ediyor. Buradaki insanları rahat bırakmıyor. Tamam mı? Burada cizemlik bir durum yok. Lezyen şeydeydi. İkinci taraftaydı. Rakiplerine göre. Daha doğrusu takım arkadaşlarına göre. Furkan üçüncü taraftaydı. Furkan puşlamış. Furkan mislemiş. Şimdi bir dakika. Burada bir hata kimdi ona bakalım. Yani cizemlik bir durum yok. Burada lezyenlik de bir durum yok. Anladığım kadarıyla. Çünkü o topu okuyamaz yani. Çok zor. Bak zaten. Burada dönüyor. Alamam diye. Burada bence Furkan olsam ben çıkmazdım gibi ya. Bilmiyorum. Burada ya birisine hata da vermek istemiyorum ama ya bu biraz şey olmuş. Güme gitmiş yani. Şanssızlık diyelim buna. Geri dönelim abi. Böyle izleyelim. Ha bak bu kamera açısı güzelmiş lan. Koli burada yapıştırıyor abi. Güzel. Ama yok ya öbürü daha iyi dur. Lan diyelim. Buradan da director mi yapıyorduk? Director de değil. Otoken. Heh. Şimdi 1-0 oluyor. Flyer Rocket'in sönde. Yani büyük şampiyon takımı. Bak oyunu muhafaza ettiler. Geride karşıladılar. Golü buldular. Mükafatı aldılar hatadan. Şimdi burada çok anlamsız bir şekilde burada yani ne yapmaya çalıştılar bilmiyorum ama bu kick-off golü geliyor burada. Kick-off golü yiyorlar. Buradan fly diyeceğim tamam mı? Bir daha fly. Buradan lan diyeceğim şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada Queen'in gitmesi lazım. Queen ne yapmış? Queen de kick off mislemiş. Eyvallah. Burada Queen'in hatası var. Burada kim gidiyor? Elise gidiyor. Elise de mi istiyor? Oğlum kamera ne oluyor lan bir dakika dur. Kamerayı düzeltelim. Tekrar dönmek lazım. Ha, burada Sykes'in yapabileceği bir şey yok. Bu gol Kuli'nin kickoff şanssızlığı diyebiliriz. Kötü olmuş yani onlar adına. Şimdi bol diyelim. Tekrar oto kendini yapıştıralım. Şimdi SSL takımı hızlı cevap verdi. İki tane takım hatasından hatta bir tane takım hatası bir tane bireysel hatadan gol geldiğimiz. Şimdi bak burada da bir kickoff hatası var. Yani bu seviyelerde yani çok fazla göremeyeceğiniz hatalar bunlar bence. Ama oluyor. Burada Furkan bir şekilde telafi ediyor. Burada bir bakmak da lazım. Bak. Şimdi Fly High 7-2 golünde Elise topu alacağını düşünerek gidiyor burada. Bak. Gerçi o gol geçti. Ama burada Furkan gitmiyor. Geri sarıp izlersiniz arkadaşlar. Bak burada bırakıyor gitmeyi. Cizemin kaçırdığını görüyor. Diyor abi ben döneyim. Ve bunun ödülünü de çok güzel bir şekilde alıyor. İşte karar verme mekanizması diyorum ya arkadaşlar. Burada o devreye girdim mesela. Burada da yani şu gol ayrı bir parantez açılır. Hatta şeyden izleyelim abi. Cizem'in gözünü izleyelim. Bak. Abi şimdi burada pas da çok kritik. Bak şimdi. Yani reis yani bu pası bilerek mi verdi bilmiyorum ama bilerek verdiyse ki bilerek gibi gözüküyor. Müthiş bir pas abi. Ve Cizem'in burada kontrolü artı vuruşu çok güzel yani. Bu golü zaten biz TikTok'ta da paylaştık. Böyle oraya işte güzel goller, komik anlar, gol kurtarışı gibi klipler atacağız TikTok'a. O yüzden TikTok'u takip edin. Dediğim gibi Discord'da da katılın arkadaşlar. Orayı da bitmeye çalışıyoruz. Şimdi bir de Elise'in gözünü izleyelim şu golü ya. Buradan player view diyeceğiz. Buradan Elise'in gözünden bir izleyelim. Bak burada Elise'in yapabileceği bir şey yok bu arada. Yani çok iyi tahmin etmiş. İyi denemiş ama yani karşısındaki oyuncu da kaliteli bir oyuncu olunca ve çok üst seviye bir oyuncu olunca bu kar geliyor abi adamın elinden. Burada şimdi 2-1'e geldi. Yani ne olacak? Fly'a puşlamak zorunda. Ve burada bekleyebilirsiniz ki gol gelir mi ama gelmiyor. Buradan sonra olanı biraz da az yorum yaparak izleyelim. Sykes kurtarıyor. Ondan sonra LJS yine bir nebze önde basıyor. Yalnız bu kamera açısı da harbiden iyi değilmiş ya. Burada Sykes bir daha vuruyor. Dur abi şöyle yapacağım ben bir dakika. Ya bunun şeyini ayarlayamıyor muyuz ya? Play diyeceğiz tamam mı? Ondan sonra da Kuli'nin gözünden devam edelim abi buraya. Oyuncu görüşü olarak. En azından oyuncu daha iyi görürüz. Şimdi takım arkadaşları geliyor. Kuli puşluyor. Alamıyor ki zor bir top. Ama denemiş yani o yüzden sıkıntı yok. Rezem geride. Dönüyor. Bak rotasyonu hiç aksamıyor abi. Rezem geride dönüyor. Cizem bunu bilerek öne akıyor. Furkan da zaten atakta.
Bir de şeyi fark ettim abi. Hani düşün, ya nasıl anlatayım ki bunu şimdi? Alınmayacaklarını düşündükleri topa gitmiyorlar. Hiç gitmiyorlar abi. Öyle bir inatları yok. Onu görebiliyorsunuz. Elis burada güzel deniyor. Kule atmaya çalışıyor. Orada kural biri bozuyor bu arada kuleyi. Buradan kuleyi kınıyorum video izliyorsa. Yaptı ayıp. Kural biri bozmuş abi. Ben bir daha kule izlemem abi. O kadar diyorum yani. Abi işin şakası neyiz ama kural biri bozmak olmamış burada. Furkan vuruyor. Kuleden rahat bir kurtarış geliyor. Ondan sonra kule burada biraz oyun dışı kalmış. Gizem'le Reizem aynı noktada. Burada biraz oyun artık şey olmuş. Best of 3 diyor arkadaşlar. Yani yoruldular. Biraz herhalde artık tutmaya mı başlamışlar fazla anlamadım ama. Furkan iyi deniyor bu arada double tap'ı. Olmuyor. Burada bir Sykes'le kule arasında anlaşması ki burada bu kuleye yazan bir hata bu arada. Bakmak lazım ama. Aynen. Aynen. Kulenin hatası bu. Çünkü Sykes zaten topu bilerek hani almıyor ki kontrol etsin. Önü de boş. Kule orada biraz çeziyor. Olur öyle. Yapacak bir şey yok. Hepimiz hata yapıyoruz. Burada top yine boşta kalıyor. Burada Furkan misliyor boş kaleye. Direğe atıyor ve maç bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Evet. Görüşleriniz nelerdi? Valla bence bilmiyorum gayet üst seviye. Bireysel hataların fazla oldu ama keyifli maçtı. Özellikle goller çok iyiydi. Yoruma fikirlerinizi yazın. Bu tarz video analiz gelecek bu arada. Hem 1v1 atmaya çalışacağım kendi rütbemde. Hem de böyle yüksek ranklı oyuncuların maçlarında veya düşük ranklı da izleyebiliriz maçlarından. Tavsiye etsiniz yorumda. Videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanala hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Lig Discord'una katılmayı ihmal etmeyin. TikTok'u takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.